Merhaba arkadaşlar, ben Alparslan Işık. Yeni bir karavanla geziler, keşifler videomuzda beraberiz. Bu videoda Uludağ Zirve'de nasıl korkulanlar yaşadık, karavanda kahvaltı, karavanda Uludağ Zirvesi'nde Bakacak Gölgesi'nde ziyaretlerimiz hakkında birçok görsel göreceksiniz. Bunun yanında Uludağ'da nerelerde kamp yapabiliriz? Zirve, sarı alanda kamp yapabilir miyiz? Ketenlik yaylası, kamp alanı gibi konular işlenecek. Bu konularda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada Ketenlik yaylasına giderken bir koyun sürüsüyle karşılaştık. Onların çekimleri hakkında görseller göreceksiniz. Karavanla gezilecek, görülecek yerler, Uludağ Zirve, sarı alan, Bakacak mevki, Ketenlik Yaylası, Uludağ manzarası, Uludağ Oteller Bölgesi, Soğukpınar Köyü, Aras Şelalesi hakkında bilgiler edineceksiniz. Biz bu gezimizde Aras Şelalesi'ne, Çoban Kayası'na, Sirk Göleti'ne ve Kirazlı Yayla'ya gidemedik. Bunları da bir dahaki gezi programımıza ekledik. Hepsi ve daha fazlası görmek için hemen başlayalım. Bir gece Uludağ'ın zirvesinde olağanüstü bir korku yaşadık. Tam da zirvede karavana park yer ararken öyle bir sis bastı ki hiçbir şey göremiyorduk. Hatta yol var mı yok mu diye aşağı indiğimde olağanüstü bir gün batımı manzarasıyla karşılaştım. Ne olursa olsun bu fotoğrafı çekmeliydim. Cep telefonuyla bu manzaraları çektim. Bundan sonra defalarca aynı yere gitmeme rağmen böyle bir fotoğraf çekemedim. Demek ki hayatta biraz da anı yaşamak var. Korkulu anları atlattıktan sonra anın keyfini yaşamaya başladık. Karavanımızın camından manzara eşliğinde güzel anılar yaşamaya başladık. Uludağ Zirve'den herkese iyi akşamlar. Akşam karavanda nasıl oluyor? Neler yapıyoruz? O anda bilgi vermek istiyorum. Burada karavanımızı şöyle bir noktaya, zirveye çektik. İstirahat durumu. Oraya zorlu bir yolculuktan sonra geldik. Bir saat bir sürü tırmandıktan sonra geldik. Esnaf burada istirahat halinde. Efendim iyi akşamlar diyelim. Sanatçı insanlar çizim yapıyorlar burada. Efendime söyleyeyim. Şuradan doğru şöyle gün batımı. Görebilirsiniz. Şurada küçük bir gölümüz var. Görüyorsunuz. Şöyle yanaştığımız zaman da şu şekilde uçsuz bucaksız bir orman içindeyiz. Merhaba arkadaşlar, ben Alparslan Işık. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenim tuşuna basmayı unutmayın. Evet, karavan efsanelerinden biri de karavanda kahvaltı çok güzel oluyor. Sebebi de karavanda olduğunuz için her şeyden önce özgürsünüz, mutlusunuz. Üstünüzden kelebekler uçuşuyor. Belki de yanınıza bir misafir köpek gelmiş. Çayınızı demlemişsiniz. Manzaranız 10 numara. Tabi mutlu olunur. Mutlu olunur. Yan tarafta da gördüğünüz gibi yabancı karavancı arkadaşlar da var. Mutfağınızda isteğinize, zevkinize göre güzel bir kahvaltı hazırlayıp yemek tabii ki insanı çok mutlu eder. Her türlü imkan var karavanda. İstediğinizi pişirebilirsiniz. Burada ne yediğinizden çok daha önemli olan şey nerede yediğiniz. Burada gördüğünüz gibi Uludağ'ın zirvesindeyiz. Kuş sesleri arasında. Muhteşem bir manzara var.
uçsuz bucaksız bir ormanın içindeyiz. Tabii ki burada kahvaltı yapmak, her ne yerseniz yiyin, çok güzel olacaktır. Burada planlarımız arasında Bakacak mevkiine gitmek var. Çoban Kayası diye bir yer var. Oraya gidemedik ama bir daha Uludağ gelişimde oraya da gitmeyi düşünüyorum. Eğer imkan olursa Ketenlik Yaylası'na da gitmeyi düşünüyoruz. Zamanımız yeterli olursa. Sabahın erken saatleri gezi ve keşiflere başlayacağız. Hangilerine yetişeceğiz, neler göreceğiz, bakacağız, göreceğiz bakalım. Daha önce biz Sarıalan'da kütük evlerde kalmıştık. Oralarda bir kamp alanı olduğunu bir istihbarat aldık. Gittik. Kalınabilirdi. Bize burada kalabilirsiniz dediler. Ancak muhatap olabileceğimiz bir kişi bulamadık. Nerede kalabiliriz, nasıl olur diye. Sakin yerler, güzel, Sarıalan da güzel. Fakat gene oteller, tepedeki oteller bölgesindeki yer daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, iyi günler. Uludağ yamaçlarındayız. Gördüğünüz gibi burada çok muhteşem bir yayla manzarası var. Şöyle baktığımız zaman gayet güzel bir manzarayla muhatabız. Arkadaşlar şu anda Uludağ zirve oteller bölgesinden Bakacak bölgesine doğru gidiyoruz. Yol çok muhteşem. Kenarlarda çok güzel çiçekler var. Bu manzarayı sizinle paylaşmak istedik. Şu şekilde sağda solda köknarlar, meşeler, bundan sonra kavaklar, çok güzel ağaçlar. Altında da böğürtlen ve bitkilerimiz var. Harika bir yol. Oralarda normalde hafta içi, aslında bir hafta burada kalınır ya. Uludağ'da bir hafta kalınır. Yaban mersili de gördük. Olmamış, toplayamadık. Böğürtlenler bu yüksek seviyede daha çiçek durumunda. Biraz aşağılarda bakacağız. Ne durumda diye. Herkese iyi günler diliyoruz. Evet arkadaşlar, Bursa Bakacak mevki burada. Seyirlik bir alan yapmışlar. Her yeri görebilmeniz için. Gayet güzel bir yer. Vatandaş burada geziyor. Şöyle bir vatandaş var. Efendim ne diyorsunuz Bursa Bakacak mevki? Serin, güzel. Güzel dedi. İyi, o zaman iyi. Bence de çok güzel ve serin. Bursa Bakacak mevki. Bu öyle bir mevki Burhan, ki herkes, her Bursa'nın tepesindesiniz. Eninde sonunda buraya bakacak. Her şey ayaklarınızın altında. Görüyorsunuz. Bakacak. Bence karavan hayatının en güzel yerlerinden veya yönünden biri insanı doğayla buluşturması. İnsanın doğaya kendini özgürce atabilmesi ve ormanları, ağaçları, her şeyi görebilmesi. İşte bu insanı çok mutlu ediyor. Yollar, yollar, gene dönüş yolundayız ve nihayetinde huzurlu bir yağmur. Doğadayız, yağmur da yağsa
Güneş açsa hep mutlusun. Güzel bir kara. Orada yaz ayı olmasına rağmen bir soğuk var. Karavanda doğayı ve ormanı keşfetmek çok güzel. Evet Selam Hanım. Bu Uludağ gezisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Koyunlar hakkında. Çok güzel. Şu kahverengi ne? O işte toklu. Şu değil mi? Şu toklu toklu'nun adı. Keçinin yavrusuna oğlak denir. Koyunun yavrusuna da oğlak denir. Keçinin yavrusuna oğlak denir. Oğlak erkek olursa peki olur. Dişi olursa çepiç olur. Hatta halk arasında şöyle bir laf vardır. Pekenin eğdiği daldan çepiçte yararlanması lazım gelir diye. Uludağ gezimiz sırasında Ketenlik Yaylası'na giderken yolda böyle bir koyun sürüsüne rastladık, çok güzel. Orada da böyle bir hayal kurduk. Acaba karavan ile davar çobanlığı, koyun çobanlığı yapılsa nasıl olur diye. Koyunların, kuzuların bu şekilde otlaklara yayılması ve kuzuların güzel görüntüleri beni çocukluğuma getirdi açıkçası. Bu manzara ve bu doğal güzellik bizim çok hoşumuza gitti. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, istikametimiz Ketenlik Yaylası. Düştük yollara. Ketenlik Yaylası'na varmadan önce Soğukpınar köyünü bulmanız gerekiyor. Köye vardığınızda mutlaka köylülere hangi yolun daha iyi olduğunu sorun. Zira Ketenlik Yaylası'nın yolu toprak ve pek de iyi bir yol değil. Ancak çok maceralı. Yolda türlü türlü evlere, değişik değişik meyvelere rastlayabileceğiniz çok güzel bir yol. Ketenlik Yaylası'na yakın bir de Ara Şelalesi diye çok güzel bir şelale var. Ancak biz Ketenlik Yaylası'na vardığımızda hafif yağmur çisemeye başladığı için toprak zemin yolunda dönüp dönemeyeceğimiz endişesinden dolayı biz şelaleyi ziyaret edemedik. Köye vardığınızda çok güzel ahşap evler var. Köyün ortasında çok güzel bir köy kahvesi var. Burada oturup hem bir çay içebilir, köylülerle sohbet edebilirsiniz. Hem de Ketenlik Yaylası'na en iyi gidebileceğiniz yolu ve nasıl gidebileceğiniz hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte burası Ketenlik Yaylası. Ketenlik Yaylası'na biz vardığımızda hiç kimse yoktu. Ancak bizden sonra birkaç tane offroadçu arkadaş geldi. Şelaleye doğru gittiler. Merhaba arkadaşlar, ben Alparslan Işık. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın.